Merhaba arkadaşlar, sizlere önceki videomuzda etki büyüklüğünün hesaplamasından bahsetmiştik. Şöyle bir örnek vermiştik. Bağımsız örneklem T testi sonucunda anlamlı, eğer sonuç anlamlı çıkıyorsa, yani şuradaki değerler 0,05'ten küçük çıkıyorsa bunu yorumlamasından bahsetmiştik. Özellikle hesaplamaya baktığımızda iki tane farklı bir hesaplama yönteminden bahsetmiştik. Ve birincisi eta kareydi, ikincisi quantideydi. Şimdi bunları elle hesaplayabiliriz. Yani t'ler var, skorları var. Ve yine grupların sayıları, her bir gruptaki sayılar var. Peki biz bunları SPSS'de nasıl yapıyoruz? İşte şimdi ben size SPSS'de bunun yapılışını göstermek istiyorum. Öncelikle ister grubunuz 2 kategorili olsun, isterse 3 kategorili olsun, İkisi de aynı yerden bulunabiliyor. Yapacağınız şey analiz. Compare means, means. Yani az önce bağımsız örneklem t-testi için 3. satıra basarken şimdi means'e basıyoruz. Means'e baktığınızda sizin karşınıza şöyle bir şey geliyor. Ekran geliyor. Dependent list, yani bağımlı değişken, bağımsız değişken. Benim az önceki, yani 4. videomdaki sorum şuydu. Öğretmen adaylarının başarı algı düzeyleri cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterir mi? O sebepten dolayı bağımlı değişkenim orada başarı düzeyini şuraya atıyorum ve cinsiyeti de aşağıya atıyorum. Ve attıktan sonra karşımıza hemen sağ tarafta bakınız, options diye bir şey geliyor. Options'ta tıklayacağınız yer şurasıdır arkadaşlar. ANOVA, Table and ETA. ETA dediğimiz şey ETA kareyi veriyor. Yani benim zaten az önceki şeyde anlamlı çıkmamıştı. Muhtemelen etası da çok küçük gelecektir. Tekrar söylüyorum, eğer o significant t testinde o significant değerleri anlamlı, şöyle anlamlıysa etaya gidiyorsunuz. Anlamlı değilse hiç gerek yok arkadaşlar. Şimdi buraya basıyorsunuz. Dediğimiz gibi etaya bastık. Yani şurayı da şöyle göstermiş olalım. Şöyle, evet, burayı da şey yaptık. Ve ardından continue diyorum. Bu arada şurası da means number of cases standard sapma. Yani istiyorsanız şu sütundan şuradan buralara seçim yapabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Yani çıktı da ne olmasını istiyorsanız. Bunu tıkladıktan sonra continue diyorum ve ardından OK tuşuna, şuraları da kapatalım ve OK tuşuna basıyorum. Bakınız. Bize ne geldi? Bakın eta square. Yani şuraya baktınız, ne kadar küçük bir değer. Yani ben şunu söylemiştim orada. Hatta açıp bir daha gösterelim size. Dedik ki küçük nokta 0,1 ile nokta 0,6. Yani sonuna 0 eklerseniz nokta 0,10 ile nokta 0,60. Şimdi ben eta square'im şurada bakın. Yani nokta 0,02 o kadar küçük ki zaten anlamlı değildi. O sebepten dolayı, anlamlı olmadığından dolayı çok küçük çıktı. Hatta buradan da anlayabilirsiniz. Bakın şurada anlamlı değil. Şuradan da anlayabilirsiniz yani ne kadar küçük olduğunu. Demek ki eta kareyi de SPSS'de buradan arkadaşlar öğreniyoruz. Tekrar edersek eğer yaptığımız şey şu analiz. Compare means, means. Ardından bağımlı değişken burası, bağımsız değişken burası. Opsiyonlarda şurayı tıklıyorsunuz. Continue, ardından OK. Ve karşınızda şöyle bir şey geliyor. Sakın şunu değil, bakın tekrar söylüyorum. Şu eta'yı değil, eta square ile önemli bizim için. O önemli. Bakın o da nokta 0,02 oldukça küçük zaten. Anlamlı olmadığından dolayı burada gerek yoktu hesaplamaya. Sadece göstermiş olduk arkadaşlar.